Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz ışığın kırılması. Kırılma, ışığın bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçiş yapması anlamına geliyor. Bu olay esnasında ışığın doğrultusunda ve hızında değişiklikler oluyor. Pratik yürütebilmek için ben bir ders notu üzerinden gitmeyi planlıyorum. Ama bu gidişten önce size bir merhaba demek istedim. Kolay gelsin. İnşallah hepimiz için faydalı olur. Sevgili arkadaşlarım, ışık ışınları saydam bir ortamdan, örneğin hava ortamından bir başka saydam ortamı, örneğin su ortamına geçerken ışık ışınlarının bir miktarı yüzeyden yansımaya uğrar. Bakın burada yansıyan ışık ışını gösterilmiş. Bir miktarı da kırılmaya uğrar. Burada da kırılan ışık ışınları gösterilmiş. Öncelikle şunu belirtelim. Işığın aynı anda yansımaya ve kırılmaya uğraması ışığın dalga modelini destekleyen bir olaydır. Yani ne demek istiyorum? Kırılma olayı ve yansıma olayı hem ışığın dalga modelini hem de tanecik modelini desteklemektedir. Aynı anda yansıma ve kırılma ise ışığın dalga modelini destekler sadece. Şimdi burada bazı kavramlar var. Bu kavramlar üzerinde durmalıyız. Bazı şeyleri tanımamız gerekiyor. Bunlardan birincisi gelme açısı. Gelme açısı gelen ışının yüzeye çizmiş olduğumuz normalle yapmış olduğu açıdır. Yüzey normalde biliyorsunuz yüzeye çizilen dik doğru anlamına gelir. Yansıma açısı, yansıma kanunlarında öğrenmiştik, gelme açısına değerce eşittir. Yani normal gelen ışınla yansıyan ışının açı ortayı olur. Kırılma açısı ise ışığın kırıldıktan sonra normalde yapmış olduğu açıdır. Temel kavramlarımız bunlar. Peki kırılma kanunları neler? Bu kırılma kanunlarından da hemen burada söz edelim. Gelen ışınımız normal ve kırılan ışın aynı düzlemdedir. Ve bir de artık matematiksel olarak çok fazla kullanılmasa da bir sinel yasasından bahsedeceğiz burada. Sinel yasası da nedir? Hemen şöyle şeklimizi biraz buraya doğru öteleyerek görelim. Sinel yasası da gelen açının sinüs değeriyle kırılan ışının yapmış olduğu sinüs değerinin oranı ortamların kırılma indislerinin oranıyla ters orantılı olacak şekilde gerçekleşir. Bu ifadeyi biraz daha pratikleştirmek için şöyle de söyleyebiliriz. Hemen daha pratiğini ben buraya not edeyim sizin için. N1 çarpı sinüs teta 1 eşit olmalıdır. N2 çarpı sinüs teta 2. Burada bir şeyi özellikle belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Işığın hızı saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama girdiğinde değişiklik gösterir. Burada ilişki de şudur. Çok yoğun ortamda ışığın hızı daha küçüktür. Yani en büyük hız boşluk ortamında gerçekleşir. En düşük hız ise daha düşük hızlar ise maddi ortamlarda gerçekleşir. Örneğin havadaki hız sudaki hızdan daha fazladır. O zaman kırılma indisiyle ışığın ortamlardaki hızı arasında bir ters orantı ilişkisi var diyebiliriz. Şimdi ışığın kırılmasını iki açıdan değerlendireceğiz. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ve çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişler şeklinde değerlendireceğiz. Dilerseniz az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ışığın kırılmasıyla konumuza devam edelim. Evet değerli arkadaşlarım, şimdi ışığın bir ortamdan diğer ortama geçişinde iki farklı noktaya dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştik. Bunlar ortamların kırılma indisleri arasındaki ilişkidir. Eğer birinci ortam ikinci ortamdan daha az yoğunsa, tipik örnek olarak söyleyelim. Bizim birinci ortamımız örneğin su, ikinci ortamımız
camsa ya da havadan suya geçiliyorsa, örneğin az yoğundan çok yoğuna geçiliyorsa, burayı unutmayalım. Kırılma her koşulda gerçekleşir. Kırılmama ihtimali yoktur. Ve bu kırılma gerçekleşirken ışık ışınları normale yakınlaşırlar. Peki çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş olduğunda ne olacaktır? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş olduğunda ise ışık ışınları normalden uzaklaşacaktır. Dikkat ederseniz normal hattı burası. Yakınlaşma ve uzaklaşma çok net görünüyor. Burada önemsememiz gereken olay şudur. Bu önemsememiz gereken olayı hemen şurada bir yere de ben küçükçe not edeyim sizin için. N1 küçük N2 kesin kırılma diyelim. Yani birinci ortamın kırılma indisi ikinci ortamın kırılma indisinden düşükse kırılma olayı kesindir. Eğer N1 büyük N2 ise sınır açısı değerine bakmamız gerekir. Şimdi sınır açısının ne olduğunu az sonra izah edeceğiz ve sınır açısı ile ilgili özellikleri de vereceğiz. Şimdi dilerseniz notlarımızın ikinci kısmına doğru hareket edelim ve şuradan şekillerimizi incelemeyi sürdürelim. Bakın şurada görmüş olduğunuz birinci şekil biraz önce söylediğimiz ifadeyi anlatıyor. İkinci ortam birinci ortama göre daha yoğun. Bu nedenle ışık ışınları geliyorlar ve normale yaklaşarak bir kırılma gerçekleştiriyorlar. Peki ikinci şekle bir gelelim bakalım şimdi. İkinci şekilde ne oluyor? İkinci şekilde ise birinci ortam ikinci ortamdan daha yoğun. Örneğin neye benziyor bu? Söyleyelim. Sudan havaya mesela olabilir. Sudan havaya geçiş gibi olabilir bu. Bu durumda da ne oluyor bakın? Işık ışınları geliyorlar. Eğer kırılmasalardı şöyle gideceklerdi. Yukarıya doğru bir sapma gerçekleşiyor ve normalde ne yapmış oluyorlar? Uzaklaşmış oluyorlar. Şimdi özellikle kesinlik sorularında bizim karşımıza çok çıkabilecek bir detay var. Oraya odaklanalım. Dikkat ederseniz şayet sevgili arkadaşlarım, ışık ışınları yüzey normali üzerinden gelirse, yani yüzey normaliyle yaptıkları açı sıfır olursa ya da yüzeye dik olarak gelirlerse, bu kez herhangi bir sapmaya uğramazlar. Yani doğrultuları değişmez. Bu kırılmadıkları anlamına gelir mi? Elbette ki gelmez. Çünkü hızları ne olacaktır? Değişikliğe uğrayacaktır. Örneğin N2 büyük N1 ise V2 V1'den küçük olacaktır. Yani hızlarla kırılma indisleri ters orantılı olacaktır. Peki bu özellik kesinlik soruları için neden önem arz ediyor? Bunun üzerinde durmalıyız. Sevgili arkadaşlarım, iki ortam arasında sapma olmadan bir geçiş varsa ve buradaki açı 90 derece ile ifade edilmişse, bu iki ortamın kırılma indisleri arasında kesin bir ifade söylemek mümkün değildir. Yani burada N1 eşit N2 olabilir, N2 küçük N1 olabilir. Her ihtimal söylenebilir. O nedenle kesinlik sorularında buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi sizlerle sınır açısından ve tam yansımadan söz ederek konumuzu sürdüreceğiz. Evet arkadaşlar, sınır açısı çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ışık ışınlarının gelmesi durumunda söz konusu olan özel bir açı değeridir. Hatırlayacaksınız bir önceki kısımda kırılma olayının çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişlerde kesin olmadığını, bazı özel koşullara bağlı olduğunu söylemiştik. Bu özel koşulun adı sınır açısıdır. Şimdi durumu birlikte inceleyelim. Birincisi, gayet biraz önce de gördüğümüz gibi sevgili arkadaşlarım, ışık ışını yüzey normali üzerinden gelirse bu şekilde olduğu gibi herhangi bir sapmaya uğramaksızın ne yapacak? Diğer ortama geçecek. Yani kırılma olayı gerçekleşecek. Şimdi dikkat ederseniz yavaş yavaş ben ışığın açı yapmasını sağlıyorum. Bakın şunu yaptığım andan itibaren, şu açıyı gerçekleştirdiğim andan itibaren şöyle göstereyim. Şu şekilde olduğu gibi açıyı yaparak geldiğinde ışık normalden uzaklaşarak kırılmaya başlıyor. İkinci şekilde de benzer bir şekilde bakın. Burada da normalden bir uzaklaşma söz konusu oluyor.
Fakat dikkat ederseniz eğer sevgili arkadaşlarım, şurada teta 3 ile gösterilen bir açı var. O açı değerinde ışık ışınlarını gönderdiğimiz takdirde kırılma açımız şurada göründüğü üzere 90 dereceye karşılık geliyor. Şurada olduğu gibi 90 dereceyi görüyorum. Ve böylelikle bu açı bizim sınır açısı değerimiz olmuş oluyor. Şuradaki açı. Eğer, bakın burası çok önemli. Eğer sınır açısından daha büyük bir açıyla ışık ışınını gönderirsek bu kez kırılma gerçekleşmiyor ve yüzeyden tam yansıma olayı gerçekleşmiş oluyor. Peki buna tam yansıma dememizin nedeni ne? Çünkü ışık biliyorsunuz kırılırken bir miktar zaten yansımaya uğrardı. Tamamı yansırsa buna biz tam yansıma diyoruz. Yine hesap kitap çok fazla kalmadığı için özellikle gündelik yaşam örnekleri çok fazla soruluyor. Yine dikkat etmemiz gereken durumlar var burada. Günlük yaşam örnekleri var. Onlardan bahsedeceğim. Fakat günlük yaşam örneklerine gelmeden hemen şundan bahsetmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Sınır açısını şöyle kodlayabilirsiniz kafanızda. Diyelim ki iki ortam arasındaki sınır açısı 45 derece. Bu şu demektir. 0 dereceden başlayana kadar 45 dereceye kadar göndermiş olduğunuz ışık ışınları kırılmaya uğrayacaktır. Yani 45 derecelik sınır açısı koşulunda 44 tane kırılma ihtimali vardır. Tam sayılar olarak alırsam açıları. Eğer sınır açısı değeri 45 dereceden aşağı düşerse, örneğin 30 derece olursa kırılma ihtimali 30'a düşer. Buradan ne anlıyorum ben? Sınır açısı küçüldükçe kırılma zorlaşır. Peki sınır açısının değerini belirleyen şey nedir? N1 ile N2 arasındaki fark ne kadar büyükse sevgili arkadaşlarım, yani ortamların optik yoğunlukları birbirinden ne kadar fazlaysa sınır açısı değeriniz o kadar küçük olacaktır. Yani kırılma o kadar zorlaşacaktır. Bunu bu şekilde kodlayabiliriz. Peki tam yansımanın günlük yaşam uygulamaları var demiştik. Acaba tam yansımanın günlük yaşam uygulamaları neler? Onlardan da bahsedelim. Fiber optik internet kabloları sevgili arkadaşlarım, tam yansımayla çalışan sistemler, böylelikle dataların çok hızlı bir şekilde iletilmesi sağlanmış oluyor. Birincisi budur. İkincisi serap olayı, yaz günleri asfaltta gördüğümüz sahte gölgeler ya da çöl gibi çok sıcak ortamlarda karşılaşılan olaylar yine ışığın tam yansıması neticesinde gerçekleşiyor. Bu olaylara tam yansımanın günlük yaşamdaki karşılıklı olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili arkadaşlarım, ışığın paralel yüzlü ortamdan geçişini inceleyelim şimdi. Bu paralel yüzlü ortamdan kastımız örneğin hava ortamına konmuş bir paralel cam blok olabilir. Işık şekilde gördüğünüz gibi bir kırılmaya uğrayarak ilk doğrultusuyla son doğrultusu arasında x kadar bir sapma miktarı oluşur. Bize sorulabilecek şey bu sapma miktarının nelere bağlı olduğu olabilir. Bunun artık hesabıyla çok ilgilenmiyoruz. Nelere bağlıdır bu sapma miktarı? Birincisi buradaki teta 1 ve teta 2 açılarına. İkincisi bu paralel ortamın kalınlığı olan D'ye. Ve yine ortamların kırılma indislerine bağlıdır. Çünkü ortamların kırılma indisleri arasındaki ilişki teta 2'yi etkileyeceği için o da buradaki kayma miktarını etkileyecektir. Sevgili arkadaşlarım, günlük yaşamdan çok iyi bir bilgiye sahip olduğumuz bir kısma geldik şimdi. Görünür derinlik. Yine burada lütfen şekillere aldanmayınız. Çok karmaşık bir şey yok aslında. Çünkü günlük yaşamda çok iyi bildiğimiz bir şey bu. Diyelim ki biz hava ortamından su ortamına bakıyoruz. Cisimleri, yani sonucu önemli bunun. Cisimleri daha yakın ve daha büyük görürüz. Şimdi bunu özellikle balık avlayan ya da yazın denize girip dalan arkadaşlarımız çok iyi bileceklerdir, değil mi? Suyun dibinde küçücük bir lidaki görürsünüz.
Onu kocaman böyle bir 1,5-2 kiloluk bir çupra zannedersiniz. Zıpkının ucunda çıkarttığında bakarsınız ki ufacık bir balık. Çünkü hava ortamından, yani şnorkelin içerisinde, cam gözlüğün içerisindeki hava ortamından su ortamına baktığınızda cisimde daha büyük görürsünüz ve daha yakın görürsünüz. Ya da yaz günü havuza baktığınızda havuzun zeminini daha yukarıda, havuzun tabanındaki cisimleri de daha büyük görürsünüz. Eğer çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakarsanız, yani örneğin sudan bu kez havaya bakarsanız, bu kez cisimleri daha uzak ve küçük olarak görürsünüz. Bu da bunun tam tersidir. Yine burada da hesaplar artık bizi çok ilgilendirmiyor. Bu temel bilgiyi, bu gündelik bilgiyi bilmemiz bizim için gayet yeterli olacak. Sırada küresel yüzeylerde kırılma var. Biraz da küresel yüzeylerde kırılmayı inceleyelim. Hemen şöyle şekillerimize odaklanalım. Sevgili arkadaşlarım, küresel yüzeylerde normal daima merkezden geçecek şekilde çizilir. Bu nedenle merkez üzerinden gelen ya da merkeze doğru gelen ışık ışınları burada olduğu gibi, bakın, herhangi bir kırılmaya uğramaksızın geçerler. Peki A görselinde durum nedir? Onu da bir inceleyelim arzu ederseniz. Bakın, ışık ışını böyle geliyor. Buraya bir yüzey normali çizdim. Yüzey normali burası, bakın. Merkezden çiziyorum yüzey normalini. Yüzey normaline yaklaşacak şekilde kırılıyor. Daha sonra da çok yoğundan az yoğuna geçtiği için yüzey normalinden dışarıya doğru normalden uzaklaşacak şekilde kırılıyor. Şurada bir kırılma örneği görelim. Bakın, yüzeyleri ayıran noktaya dik geldiği için herhangi bir kırılmaya uğramıyor. Buraya geldi. Yine normali nereden çiziyorum sevgili arkadaşlarım? Normali merkezden gelecek şekilde çiziyorum. Böylelikle gelen ışık ışını normalden uzaklaşacak şekilde bir kırılmaya uğramış oluyor. Diyelim ve prizmalara bir göz atalım. Evet arkadaşlar, şimdi prizmalardan söz edelim. Genellikle üçgen kesitli olarak yapılan kırıcı yüzeyler prizmalar birçok optik sistem içerisinde kullanılıyorlar. Yer teleskoplarında, dürbünlerde, eski tip yapılarda falan kullanılıyorlar. Camdan havaya gelen ışık ışını gördüğünüz gibi burada bir kırılmaya uğruyor. Ondan sonra bu yüzeye geldikten sonra bu yüzeyde de kırılmaya uğrayarak, bu yollardan birisini izleyerek diğer ortama geçiyor ya da tam yansımaya uğruyor. Şimdi hocam hangilerini izleyebilir? Burada önemli olan şey sevgili arkadaşlarım, bu prizmanın içinde bulunduğu ortamla sınır açısının ne olduğudur. Camdan havaya geçişte sınır açısı 42 derecedir. Sorularda bunu belirtir ama ben yine de söylemiş olayım. Camdan havaya geçişte sınır açısı 42 derecedir. Eğer 42 dereceyle gelirseniz 2 numaralı yolu izlersiniz. Yani şuradaki açıdan bahsediyorum. 42 derece olursa buradaki yol izlenir. 42 dereceden büyük olursa 3 numaralı yol izlenir. 42 dereceden küçük olursa da 1 numaralı yol izlenir. Ancak prizmalarda daha ziyade üzerinde durmamız gereken konu tam yansımalı prizmalardır. Şimdi bir de tam yansımalı prizmalara bakalım. Evet. Bakın, dikkat edin. Tam yansımalı prizma dediğimiz şey ikizkenar dik üçgen kesitli prizmadır. Işığı paralel olarak kaydırmaya ya da dikine doğrultu değiştirmeye yarayan sistemlerdir. Periskop vesaire gibi sistemlerde çok sıklıkla kullanılabilir. Bakın ne oldu? Işık ışını geldi. Buradan tam yansımaya uğrayıp geldiği istikametin tam 90 derece kesitine hareket etti. Ya da burada verilmiş olan bu sistemde, şöyle önümüze doğru alalım notumuz. Evet. Bu sistemde dikkat ederseniz paralel bir ışık demeti yollamıştık. Bu yollamış olduğumuz ışık demetinden, bakın, alttan gelen cismin alttan gelen ışık üst tarafa, üstten gelen ışık ise alt tarafa gitti. Yani bu aslında şu anlama gelir. Buraya bir cisim koymuş olsaydık biz, görüntüsünü burada ters olarak elde edebiliriz demektir bu. Yine buradaki sisteme bakarsak, ışık ışını geldi, bakın. Bir tam yansıma, ikinci bir tam yansıma yaptı ve geldiği yere yakın bir yerde aynı doğrultuda gerisin geri hareket etmiş oldu. Yine bir başka tam yansımalı prizma örneği, 45 derecelik açıyla geldiği için içeride tam yansımaya uğradı ve ortamı
terk etmiş oldu. Şöyle gelelim bakın, bunlar daki sistemi de bir görelim. 42 derece biliyorsunuz sınır açısı. Geldi, 60 derece olduğu için, 42 dereceden büyük olduğu için tam yansımaya uğradı. Sonra bakın gelme açısı 30 oldu burada. 42 dereceden küçük olduğu için normalden uzaklaşarak kırılmaya uğradı. Bu 42 derece meselesi aslında sabit diyebileceğimiz bir şey. Yani nedir bu 42 derece meselesi? Hava ile cam arasındaki sınır açısının değeridir sevgili arkadaşlarım. Bir diğer örneği de burada görelim. Dik geldiği için herhangi bir kırılmaya uğramadı. Burası 30 derece verilmiş olduğu için gelme açımız 30 derece oldu ve böylelikle normalden yaklaşarak uzaklaşmış oldu. Sevgili arkadaşlarım, kırılma olayıyla ışığın rengi doğrudan ilişkilidir. Sınır açısının değeri ya da kırılmada sapma miktarı renk kavramıyla değişikliklere uğrar. Ancak ışığın rengini bundan sonraki çalışmamızda sizlere anlatacağım. Bugünkü çalışmamızla ilgili temel söyleyeceğimiz bunlar. Şimdi anlattıklarımızı bir derleyip toparlayalım ve bugünkü ilk çalışmamızı sona erdirmiş olalım. Evet sevgili arkadaşlarım, kırılma ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Yani sınıf ortamındaki gibi, ders ortamındaki gibi oluyor mu? Oradaki keyfi yakalayabiliyor muyuz bilmiyorum. Ama bir şekilde sizlere ulaşmak, eksik olduğumuz konuları tamamlamak için bir çaba sarf edebiliyor olmak bizim açımızdan olacak kıymetli. Umuyorum sizler de sınavın ertelenmiş olmasını ve şu anda çalışabilmek için yeterli zaman bulunması gibi konuları iyi değerlendiriyorsunuzdur ve iyi çalışıyorsunuzdur. Emek vermeye devam ediyorsunuzdur. En önemli olan bu. Ama ben hani bu sanal dersi de sınıftaki gibi açıkçası tamamlamak istedim. Ufak tefek de bir şeyler söyleyerek dersimizi bitirmek istedim. Her zaman konuştuğumuz bir konudur biliyorsunuz. Suyu delen, özür dilerim, mermeri delen suyun gücü değil ısrardır. Israrcı olanların kazandığı bir dünyada yaşıyoruz. O nedenle hayallerinizden vazgeçmeden ısrar ederek çalışmayı sürdürmelisiniz. Bizler teknolojiyi sonradan görerek yaşayan kuşağın fertleriyiz. O nedenle sizin teknoloji bilginiz ve donanımınıza çok paralel olan bir kayıt yapamamış olabilirim. Teknik anlamda eksiklikleri bulunabilir. Ama Hıdır'ın elinden gelen budur, onu söyleyeyim. Bir sonraki derste önce kırılmayla ilgili sizlere yolladığım soruları çözeceğiz. Daha sonra da renk konusunu anlatacağız. Çalışmayı ihmal etmeyin. Sınav her şey değildir ama hiçbir şey de değildir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.